Grand Theft Auto 4'te Rockstar ilginç bir teknoloji kullanarak araçların her birine farklı tepkimeler sonunda etki tepki olayı dediğimiz şeyde değişik patlama efektleri ve hangi aracın neresinden nasıl şekilde patlayacağını sizin kestirebilmeniz için çeşitli yöntemler bulmuştur. İlk önce sizden kaçan bir arabayı bu şekilde patlatamazsınız. Yani yan tarafını ateş ederek. İki şarjör boşaltacağım. Görmüş olduğunuz gibi arabalara hiçbir şey olmuyor. Ama eğer arabaların ön taraflarında ateş ederseniz daha çabuk yakarsınız. Bir şarjör harcayacağım. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha ateş edersem araç yanmaya başlayacak. Evet, şu anda yanmaya başladı. Eğer araçların arkalarını ateş ederseniz bu sonucu elde edersiniz. Görmüş olduğunuz gibi tek bir şarjörde aracı hızlı bir şekilde yakabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer araçların ön lastiklerine bir şarjör boşaltırsanız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hiçbir etki meydana gelmez. Arabada yanmaz, içindekiler de patlamaz. Ama eğer araçların arka lastiklerine ateş ederseniz görmüş olduğunuz gibi bir şarjörü bile boşaltmadan araba yanmaya başladı. Dolayısıyla bundan sonra GTA oynarken oyun içinde eğer üzerinize gelen ya da yakınlarınızda size doğru gelen bir araç olursa tek yapmanız gereken şey aracı karşınıza alıp son anda sola atlayarak geri dönerek aracın arkasına vurmaktır. Lastiklerine değil. Eğer bu şekilde arkalarına vurursanız görmüş olduğunuz gibi araçları çok hızlı bir şekilde yakabilirsiniz.